Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar olsun. Yaklaşık 2 haftaya yakındır biliyorsunuz gündemi sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Bugün de çok önemli bir gelişmeler oldu. Özellikle işverenler şu anda bizi canlı yayında izliyorsa izlemelerini tavsiye ediyorum. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Öncelikle selamünaleyküm Hüseyin Taş. Selam. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Maalesef gündemimiz tabii her gün, her geçen gün daha da artıyor. Konularımız maalesef değişiyor. Aslında bildiğimiz konular ama burada yana manşet takipçilerimle paylaşmamız gerekiyor. Hepsi soruyor zaten. Gün içinde sana da bana da birçok sorular geldi. Özellikle bugünkü yoğun telefon trafiği işverenlerimizden geldi. Ama ilk etapta bu Türkiye'de biliyorsunuz şu anda yurt dışından gelenler için ciddi bir karşılama operasyonu başlamıştı. Havalimanından alıp işte hem İstanbul Kocaeli bölgesinde hem de Ankara, Konya ve Kayseri bölgesinde Viyana'dan da ve Slovakya'dan da gitmek isteyenler vardı. Hem turist hem öğrenci olarak. Bugün birazdan uçak kalkacak. Yaklaşık 140'a yakın yolcu ve son uçuş bu. Zaten Avusturya'da biliyorsun Perşembe günden itibaren tüm uçuşlarını durduracak Avusturya Hava Yolları. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Havalimanı hala çalışıyor. Ama Türkiye'ye giden turist ve öğrenciler de birazdan havalanacak ve 12'ye kadar Türkiye yurt dışındaki Türklere kabul etme süresi de dolmuş oluyor. Bunu da buradan belirtelim. Yarım saat sonra da Viyana'daki son uçuşumuz gerçekleşecek. Bir dahaki uyarıya kadar. Bunu da burada belirtmiş olalım. Bundan yaklaşık 2 saat önce de hem İçişleri Bakanı hem de Sağlık Bakanı ekranların karşısındaydı. Yine bildiğimiz konular ele alındı ama onu birazdan birlikte değerlendireceğiz. Esnaflarımız şu anda çok ciddi sıkıntı çeken, zorda olan esnaflarımız var. Ciddi anlamda. Bunu öncelikle bir dile getirelim. Hakikaten yani kış dönemi zaten zor bir süreçti. Herkes bu bahar ayını bekliyordu. Kendimi toparlayayım, işte borçlarımı ödeyeyim, açıklarımı kapatayım. Hepimiz, bütün işverenler aynı dert ve sıkıntı içerisindeydi ama Allah'ın hikmetidir. Bu bir imtihandır. Rabbim hepimize acil bir şekilde bu musibetten kurtarsın diyorum. Hem Avusturya'da yaşayan bizlere hem de dünya milletlerine, Türkiye'mize fazla zarar vermeden bir an önce uzaklaşsın diye temenni ve dua ediyoruz. Şimdi bizim en önemli esnaflarımıza vereceğimiz müjdelerden bir tanesi şu. Bu kanun maddesi de var. Yarın da biz bunu detaylı bir şekilde yine Viyana manşet ekranlarında sizlerle paylaşacağız. En önemli efendim, yani günümüzün belki esnaflarımız için en önemli konu şu, kira ödeme noktasında bu anlamda çıkmış olan, yıllar önce kanunla çıkmış olan bir yasa var. Bu yasa şunu diyor, böyle olağanüstü hallerde, afetlerde, yani bir de bu uluslararası bir afet, uluslararası bir hastalık olarak geçiyor. Bu hallerde ev sahibinin kira alma gibi bir şeyi yok, yani hakkı yok. Bunu otomatikmen bu çıkan kanun engelliyor. Yani ne şimdi ne de daha sonra ev sahibi böyle bir hakkı yok. Ama şimdi bu biraz esnaflarımızın yüreğini su serpecek. Biz bunu yarın daha detaylı kanun maddesi var. Arzu edenlere özelden de atabiliriz o kanun maddesini. Şimdi ben bunu sadece bugün inanılmaz telefonlar geldi. Açığız. İş yerimiz var. 16-20 tane çalışanımız var. Kapattırmıyorlar da, mecbur açık bırakıyoruz. Yani ben ne yapacağım diyor, cirom çok düşük diyen arkadaşlarımız var. Şimdi o arkadaşlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz ama kira konusunda bu anlamda çok ciddi bir teşvikler var. Biraz önce de Yasin Bey'le de aynı şeyi konuştuk. Şu anda birçok gastronomi sektöründeki şirketlerimiz kapalı. Yani gastronomilik arkadaşlarımıza buradan da yine aynı şekilde Viyana Vişaskama'nın sayfalarında yazılı, isteyenler yine özelden atarız bilgilerini veya Viyana manşet sayfasında da birazdan da görebilirsiniz. Hepsini paylaşacağız oradan da detaylı bir şekilde. Dükkanına kadar gelenleri dışarıdan, yani kantin usulü servis yapılabiliyor. Yani sadece evlere servis vardı. Fakat hani dükkanın önünde de bu hizmet verilebiliyor. Bir metre aradan direkt bir metre aralıkta verebiliyorsunuz. Yani bu da bir imkandır aslında. Hem de o caddeden giren çıkanlara işte telefon, önceden telefon açacak, sipariş verecek. İstediği restoranda, birçok restoranımız açık zaten. Tanıdığımız kurumlarımız da var.
Köy restorant var, efendim Güney restorant var, köftecimiz var, Güney restorant. Yani buna benzer birçok aklımıza gelmedi ama yani birçok restorantımız, bize bildiğimiz birçok restoran arkadaşlarımız da bu hizmet veriyorlar. Onların dükkanın önünde de böyle bir hizmet verme imkanları var. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Öyle mi? Öyle öyle. Çünkü bize gelen maille birlikte de baktığımızda onu biz birlikte onayladık ve o yüzden dolayı da bir aktarmak istedik. Aynı şekilde. Şimdi tabii işverenlerimizin işçilerini çıkartma süreci var. Kurzarbeit dedikleri bir imkan var. Hala var bu. Yani devlet %80 aldığınız maaşın şeyini karşılıyor. Bu konuda da müracaat edebilirsiniz yani resmi kurumlara. Birazdan çok önemli bilgileri de yine Viyana Manşet'in sayfalarından alacaksınız. Özel krediler var. Anında acil kredi, ihtiyaç kredilerimiz var. Onları devlet sizlere çok uzun vadede, çok düşük faizle kredi veriyor. Hatta bir şahıs kamanın da karşılıksız 10 bin eurodan itibaren destek paketi var. Hibe. Hibe veriliyor. Bu destek paketinden mutlaka bu hibeden yararlanın. Birkaç güne kadar da Kran Kasa'nın, Viyana Kran Kasa'nın da güzel paketi olacak işverenlere. Yani şunu bilelim efendim. Bir musibet içerisindeyiz, bir afet içerisindeyiz. Çok ciddi sorunlarımız, sıkıntılarımız var ama kesinlikle endişeye kapılmayalım, buhrana kapılmayalım. İşverenlerimizle Avusturya hükümeti hakikaten bu konuda çok sağlam bir şekilde işverenlerimiz destek sağlıyor. Bunu da buradan belirtelim. Özellikle işverenlerden başlıyor. İnanılmaz rakamda bir işveren kitlemiz var. Sorunları çok, sıkıntıları çok. Ne yapacağız diye bize günlük arıyorlar. Biz de soruyoruz. Gerekli makamlara, resmi makamlara birinci dereceden bilgi alıp sizlerle paylaşıyoruz. Bunu da buradan belirtmek istiyoruz. İşverenlerimiz fazla endişelenmeyin. Hakikaten Avusturya hükümeti bu konuda çok sağlam bir şekilde sizler arkasında duruyor. Her konuda esnek davranıyor. Viyana eyaleti de bu konuda çok ciddi bir şekilde destekleri var. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Yani kira konusunda çok güzel bir sürpriz sizler için. Çoğunun bilmediği bir mevzu. İlk defa bugün Viyana Manşet ekranlarında bunu buradan duymuş olacaksınız. Bir avukat bu konuda da bir açıklama yaptı. Biz de yarına kadar da müsaade edin, akşama kadar da biz bu konuda çalışmalarımızı yapacağız. Zaten böyle bir kanun var, onu söyleyeyim. Yani biz bunu kendimizden uydurmuyoruz. Kanun maddesi de var. Fakat nasıl alacağınızı, nasıl yapacağınızı, gerçi hukukçuları sorabilirsiniz. Şüphe beraatlarını sorabilirsiniz. İşte muhasebeci sorabilirsiniz bu konuda. Kira ödemek zorunda değilsiniz. Bunu bilin. Ben bunu özellikle altını çizmiş olalım efendim. Şimdi tabi bugün hem Sağlık Bakanı hem İçişleri Bakanı bugünkü basın açıklamasında maalesef vakaların arttığını, yani dünden bugüne %30 gibi bir rakamla arttığını, maalesef bu rakama söylemek zorunda kalıyoruz. 3 tane ölü var. 1300 oldu. Biraz önce de 4'e çıktı maalesef. 1332 de bu hastalığın yakalanmış sayı şu anda. Buyurun. Bir şey ekleyebilir miyim? Özellikle şimdi konu konuya çarptı. Şimdi arkadaşlar, bizler günlük olarak Hüseyin Taş olsun, Özlem Çelik olsun, birlikte oturup ciddi anlamda birinci elden haberleri alarak sizlere yansıtıyoruz. Lakin şimdi 10. bölgede yaklaşık 2 gündür seninle bir şeyi görüyoruz dışarıda, değil mi? Özellikle buradan anne ve babalara seslenmek istiyorum. Çünkü çok önemli bulduğum bir konu. 7-8 kişi, hatta ondan fazla gruplar halinde 16 ile 18 yaş arasındaki gençler Roma Plas'ta cirit atıyor. Şimdi dünden beri 3 defa haberini de yayınladım. Polisler müdahale edebiliyor. Şimdi bir şey sorduğu zaman ters bir cevap veriyorlar. Ve rica ediyorum gençlerle birlikte konuşun. Mümkün mertebe 8-10 kişilik gruplar halinde dışarıda dolaşmasınlar. Bakın sayı her geçen gün artıyor. Çok ciddi tabii ailelere. Tabii şimdi şunu söyleyeceğiz işte. Teşekkür ediyorum. 1332 vakadan bahsediyoruz. 4 tane ölüden bahsediyoruz. Bu çok yani korkacak bir şey yok aslında. Yani bunlar doğal şeyler. Böyle olağanüstü hallerde olacak şeylerdir ama bugün 16 bin kişi işsizlik rakamı açıklandı. Bugün toplamında 100 bine geçti. Yani birkaç gün içerisinde 100 bine geçti. Bu tabii gün geçti artıyor. Yani Avusturya bu konuda her konuda hazırlıklı, fazla telaşa gerek yok diyoruz ama sokaklar hala söz dinlemeyen milletle dolu. Bakın olağanüstü haldeyiz. Sayın Başbakan Kurz açıkladı. 3 sebebiniz varsa dışarı çıkın diyor. Sizden istirham ediyoruz. Yani bunun eğer bir söz dinlemezsek hem hastalığa yakalanma ihtimalimiz çok yüksek hem de buradaki şartların ağırlaştırma imkanı çok yüksek. Yani bizim bulunduğumuz ortam çok kalabalıktı. Maalesef olağanüstü halde bu kadar kalabalık olmamız gerekir dışarısı. Yani tehlike saçıyoruz.
Eğer olmazsa Avusturya hükümeti birkaç gün içerisinde daha sert tedbirler alabilir. O yüzden söz dinleyelim, evimizde oturalım, acil durumlar haricinde çıkmayalım diyoruz. Çünkü vakalarımız artıyor. Yani bir süreç geçiriyoruz. Birkaç hafta içerisinde zaten inşallah bu süreci atlatacağız. Yani Nisan'a, Bahar'a çok güzel, heyecanlı, güzel bir şekilde gireceğiz. Fazla telaşa kapılmayalım. Bir de bugün çok enteresan bir sürü sorular geldi. Bugünkü bakanlar da aynı açıklamayı yaptılar. Sakın hani sular kesilecek, elektrikler kesilecek, işte efendim bankalardaki paralarımızı el konulacak. Vay efendim şu bu, yani öyle bir telaşa kapılma, öyle bir şey yok. Çok enteresan. Şimdi bir haftadır seninle birlikte bu haber kirliliğini önlemek için elimizden özel yayınlar yapıyoruz. İtimat etmeyin. Zaten öyle bir şey olsa bizler de sizlerle de paylaşacağız. Yani bu çok önemli. Yani bakanlık da açıklıyor. Para bol. Yani Avusturya'da likide sıkıntısı yok. Bunu bilin. Artı bankalardan hiç kimsenin parası blok edilmeyecek. Ya sularımız kesilmeyecek. Efendim elektrikler kesilmeyecek. Ha internette biraz sıkıntı var. Doğal olarak herkese evde, herkese yükleniyor. Artık bunu idare edeceksiniz. Yani çok da fazla hani çoluğumuzla çocuğumuzla bu koronavirüsüyle alakalı konuşalım ama çok da fazla beyinlerimizle bunu meşgul etmeyelim. Günlük hayatımızı devam edelim. Çocuklarımız kitap okuyalım. Efendim çocuklarımız resim yaptıralım. Yani çocuklarımızı tanımaya, aile içinde tanımaya birbirimize zaman ve fırsat verelim. Yani vah tüh ne yapacağız işte bunaldım ettim değil. Hakikaten o anda bir fırsat olarak bilelim. Ve çocuklarımızla aramızdaki iletişimi inanın hiç fırsat bulamıyordu anne babalar. Yani hakikaten hem çalışan anne babalar var, iş sahibi anne babalar var. Fırsat bulamıyorlardı. Bunu da bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerekir. Dipnotta düşmek istiyorum. Bugün ben mesela öyle yaptım. Bir yarım saatte olsa kızımı aldım aşağı hofta. Yani hiçbir kimsenin olmadığı yerde veya herhangi bir alanda bir temiz havada mutlaka aldırın. Çocuklar evde kalırdı. Evet. Bir yarım saat yani toplum içine ve kalabalık bir yere sokmadan evinizdeki bir hof olabilir veya bir tur atın. Bir havada mutlaka temiz havada aldırın. Aynen. Şimdi hastalanma, bugün de yine biraz önce telefonlar geldi. Ne yapayım işte ben şu öksürüyorum falan. Doktora mı gideyim, hastaneye mi gideyim? Hiçbir yere gitmeyin efendim. Telefon açın. Onlar size zaten yanınıza gelecektir. Onlar hastanelere sakın gitmeyin. Yani hem kendinizi korumak için hem de oradaki başka insanları tehlikeye sokmamak için sakın dışarı çıkıp da hastaneye gitmeyin. Doktorlar size geliyorlar. Yani kendinize çok ciddi manada şüphelenirseniz o telefon hatlarımızı Viyana manşet sayfasında göreceksiniz. Birazdan onları da paylaşırız. O acil zaten daha önce paylaşmıştık. Yine atarız. Oradan da nerelere arayacağınızı bulabilirsiniz. İlaç yazdıracaksınız. Doktora gitmeye gerek yok. Doktor size reçetinizi telefonla da yapabiliyor. Eczanelere gitmenize de gerek yok. Eczane size evinize kadar serviste yapıyor. Bakın böyle güzel hizmetler de var. Yani telaşlanmayın. Çok büyük bir olay yok ama bu süreci hep beraber sabırla, sükunetle, biraz da soğukkanlıkla aşmamız gerekiyor. Ben bunun üstüne özellikle söylüyorum. Millet böyle bir inanılmaz işte bir karamsar bir çizgi çiziyor, felaket tellallığı yapıyor. Yapmayın, bir sorun yok. Olacak, bunlar da olacak. Maalesef bir bizim başımızda değil. Bakın dünyada böyle. Şu anda Almanya ile sınırlar kapandı. Macaristan biraz önce bakanlıkta açıkladı. 30 kilometrelik bir ciddi manada bir orada konvoy var. Yani arabalar geçmiyor. Romanya kapıyı kapattığı için oradan ayrı bir sorunlar var. O 24 ile 06 arasında Macaristan'dan geçme imkanınız var transit olarak. Ama Bulgaristan polisinin, gümrük polisinin yapmış olduğu birlikte baktık. Evet, açıklamada Macaristan'a sadece vatandaşlar geçebiliyor. Bakın bunun üstünde söyleyelim. Ben arabamı atlayayım bir basayım gideyim yok. Artık uçak yok. Evinizde oturacaksınız. Buradaki imkanlardan yararlanıp bu sorunlu olduğumuz süreci de böyle sükunet içeri geçirmemiz gerekiyor. Bunun da altını özellikle çizmemiz gerekiyor efendim. Yani bu bizlere şimdi bir sürü sorular geliyor. İşte biz Türkiye nasıl biraz önce kendimizle beraberdik soruyor. Nasıl gidebilirim diyor. Türkiye gitmek yok. Bu dünyada olan bir sıkıntı. Yani bizim şu anda Avusturya bütün sınırlar kapandı. Ve Tirol'da şu anda maalesef 7 tane bölgeye karantina altına alındı. Vorarlıktı da aynı şekilde. Birçok bölgelerde, sınırlarda kuyruklar var. İnsanlar çıkmak istiyor, oralara gitmek istiyor. Ben bizim kendi vatandaş, Türkçe konuştuğumuz insanlarımıza özellikle onu söylüyorum. Evinizden çıkmayın. Acil durumlar haricinde hiçbir şekilde yerinizden ayrılmayın. Sizlere zaten devlet birçok imkanlar sunmuş. Marketler açık. Eczaneler açık. Postaneler açık. Bankalar açık. Pazarlar yemyeşildi. Bugün sabahleyin pazar yerlerini dolaştık. Ne güzel. Yani hiç böyle telaşlanacak bir durum yok.
Marketlerde her şey var. Şimdi ben özellikle dün 22. bölgede birkaç markete girdim. Tuvalet kağıdından patatesi, soğanı, A'dan Z'ye hepsi her var. Şey. Ve wagonlara getirmişler, raflara insanlar inanılmaz bir şekilde diziyordu. Şu anda A'dan Z'ye her şeyimiz mevcut. Aslında benim önemli bulduğum bir konu daha var ya Hüseyin. Buyurun. Şimdi gıybet çok kötü bir şey arkadaşlar. Uyarayım, uyarmayayım. Kafamda iki gündür bir soru işareti vardı, günaha giriyorsunuz. Şimdi bizim Türk marketlerine karşı bir saldırı yapıldı. İşte 3 katı fiyat koydular, 5 katı fiyat koydular. Şöyle A'dan Z'ye yaklaşık 1 saatimi aldı. Yazanların hepsine baktım. Tek bir tane fotoğraf yok. Herkes diyor ki işte soğan 20 euro olmuş. Öteki diyor şöyle ama hepsi yazında. Ya da işte Hasan şuradan duymuş Mehmet. Ondan sonra onlar da saydırıyor. Gıybet yapmayın. Buradan tüm Türk marketlerine de bizzat şahsım adına ben de teşekkür ederim. Onlar da yoruldu. Ciddi bir çalışmaları yapıyor. Elinizde hiçbir fotoğraf gözünüzde de görmediğiniz takdirde yapmayın, günahtır. Yani ekmeğinle oynamasınlar. Elimizi bize temiz tuttuğumuz gibi hijyen kalplerimizi de temiz tutmamız aynen, lazım. Ruhumuzu aynen, temiz önemli. Tutmamız lazım. Bize 5 vakit namaz farz ama 24 saatte ahlaki olarak da farz bize birçok şey. O yüzden dürüst olmak lazım. Zaten insanın maneviyatı çok önemli. Bizlere tabii bu aslında bu tür şeyler de bir her şeyde bir hayır vardır. Bir imtihan. Yani Allah-u Teala'nın var ve bir olduğunu, bütün bizleri yaratan o olduğunu, güç ve kuvvetin, bütün mülkün ve malın sahibi o olduğunu bize gösterdi. Hakikaten bir anda insanların dünyayı bir anda biz farklı bakmaya başladık. Sabırlı olmamız gerekiyor, Allah'a tevekkül etmemiz gerekiyor, imtihanda olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Efendim hikayenin sonu belli, ölüm var. Yani Necip Fazıl Kısaköy'ün buyurduğu gibi öyle bu hayatı çok fazla ciddiye almayın. Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız diyor. Yani canlı çıkamayacağımız bir hayatı da bu kadar fazla ciddiye almaya gerek yok. Bu yaşadığımız olay çok küçük bir olay aslında. Biz büyütüyoruz, biz stres yapıyoruz. En büyük sıkıntı da stres yapmak. Yani bu bizim biraz da sosyal fobi dediğimiz bir rahatsızlık bu. Yani alınan, bizler için alınan bütün bunların tedbirdir bunlar. Yani bizlerin daha fazla bu hasta yayılmaması için alınan tedbirlerdir hükümetimizin. Yerel yöneticilerin yanında olmamız gerekiyor, yardımcı olmamız gerekiyor. Biz elimizden geldiği kadar her anlamda yapıyoruz biz bunu. Allah razı olsun, dün mesela bir işveren arkadaşımızın, biz dünkü yayınımızda, hastane önünde yaptığımız yayında bir duyuruda bulunduk. Dedik ki, darda olan, özellikle yaşlar için bu geçerli, sıkıntılı olan, alışveriş yapamayan veya ulaşamayan, maddi olarak da sıkıntı olanlara bizler yardımcı olacağımızı söylemiştik. Bir tanesi aradı, işte ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben buradan Ercan Ayas kardeşime de ekstra çok çok Allah teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakikaten duydu, abi var mı öyle yardıma muhtaç insanlar diye. Tam denk geldi. Hakikaten denk geldi ve iki tane aileye de Ercan Ayas kardeşim böyle sessiz sedasız, ben buradan onu duyurmak istiyorum özellikle, Allah razı olsun. Cenab-ı Mevla onun birine 10 yapsın, 100 yapsın. Çok cömert ve gönüllü bir kardeşim. Biz de gittik, teslim ettik. Aynen öyle. Yani arkadaşlar her şey güzel gidiyor. Yani toparlayacağız biz bunları ama iki hafta sabırlı olun. Başka bir şey demiyorum. Esnaflarımız da fazla telaşlanmasınlar. Biraz önce belki yeni açanlara ekstra söylüyoruz. Devletin çok ciddi teşvikleri var. Birşas Kamanı'nın sayfalarında bunlar detaylı bir şekilde var. Biraz sonra da Viyana Manşet sayfalarında da nereden ne alacağınız dair onlar anlatılacak. 10.000 eurodan hemen 10.000 euro sizlere devlet Birşas Kamanı hibe veriyor, destek veriyor. Kran kasanın da ekstra teşviği olacak. Bankaların özel bu anlamda çok cüzi rakam uzun vadede küçük faize kredi vermeyim. Kolay krediler bunlar. Hani çok sizden tefavüt bir şey istemiyorlar. O yüzden telaşlanmayın. Her şey kontrol altında. Hakikaten Viyana hala dünyanın en yaşanabilir şehri. Kıymetini bilelim. Kendi sağlığımızın kıymetini bilelim. Ailemizin sağlığının kıymetini bilip dışarı çıkmayalım. Mümkün mertebe. Bakmayın biz bugün ofisteyiz. Yani sizin de işiniz var. Biz sizin için buradayız efendim. Tamam. Onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bizler günlük olarak birlikte ciddi çalışmalar yapıyoruz. Birlikte haberleri masaya yatırıp bilir kişiden ve kaynağı belli olan duyumlarımızı sizlere evet. aktarıyoruz. Bizler günlük olarak işte bu hasbihal şeklinde arkadaşlarımıza duyuru yapıyoruz. Hatta biraz önceki konu hakkında da ben bugün bir hayra davetiye çıkarttık. Bir kampanya yapalım dedik. Şimdi bunun Müslüman'ın ecnebisi yok. Kim yaşlıysa, kim ihtiyacı sahibi ise gidelim kapılarını vuralım. İhtiyaçlarını giderelim. Özellikle benim de hassas olduğum bebekli ve çocuklu anneler var. Yalnız yaşayanlar. Maddi konuda zayıflarsa da.
Bunları çevremizde de duyuyorsak, hiç kimseye gerekirse duyurmadan tedarik edelim. Sonunda yardım edecek arkadaşlar da yazabilirler. Onları da o şekilde. Kimse kimseden haberi olmayacak. Tabii elimizden geldiği kadar biz buradayız. Yarın inşallah yine sizlerle birlikte olur. Yeni gelişmeleri hep birlikte paylaşırız. Avusturya gayet güzel bir şekilde olaya hakim. Olayın kontrol altına aldı. Şu anda her şey güzel. Sağlık sistemi dünyanın en iyi 10. sağlık sistemi. Bunu da özellikle bahsedelim. İtalya'ya bakmayın. Biliyorum ekranlarda hep görüyorsunuz televizyonlarda. İtalya çok geç kaldı. Çok böyle ciddiye almadan bu hali kendi kendine getirdi. Ama Avusturya her konuda hakim. Sakın telaşlanmayın. Rahat olun. Suyumuzda, elektriğimizde, yememiz, içmemiz her şey bol. Paramız da bol. Bankalar veriyor yani. O manada para bol derken. Parası olanlar için geçerli tabii. Parasız olanlar bizim gibi gariplere. Tabii o biraz geçersiz. O yüzden onu özellikle söyleyeyim efendim. Güleceğiz. Güldüreceğiz etrafımızı. Pozitif enerji vereceğiz. Her şeyin Allah'ta olduğunu bilecek. Biraz sabırlı olacağız. Biz inançlı bir topluluğun çocuklarıyız. Bizim ecdadımız çok değerli, çok kıymetli. Nice sıkıntı. Bugün biliyorsunuz şehitlerimizi anma, Çanakkale şehitlerimizi anma günü. O atalarıma, o büyüklerime rahmetle, sevgiyle, muhabbetle anıyorum. Onlar bir öğünü bile bir çorbayla geçirdiler. Yeri geldi bir goşafla geçirdiler. Yeri geldi 3 günde bir tas goşafla geçirdiler. Bu vatanımızı, Türkiye'mizi o güzel insanların fedakarlığı, cefakarlığıyla oldu. Yani evinize doldurduğunuz o tif gülleriniz, doldurduklarınız, çoğun aç mı kalır dediğiniz o dönemlerde bu topraklara o kanıyla, canıyla feda eden o atalarımız bir öğünleri olmadığında bir öğünü, koca bir 24 evet. saati bir tas koşafla geçirdiler. O yüzden kıymetini bilelim. Çok büyük bir dertte değiliz efendim. Büyük bir dünya savaşı yok yani. Olabilir bir salgın hastalık var. Bunları da aşacağız. O yüzden atalarımızı minnetleniyoruz, rahmetleniyoruz. Hepimiz de onlara bir Fatih, üç İhlas oturduğumuz yerde evimizdeysek okuyalım ki en azından onlara vefalı bir evlatları olduğumuz, torunlar olduğumuzu gösterelim efendim. Allah'a emanet olun diyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda bu süreç geçecek. Arkadaşlar, demin de az önce söylediğim gibi günlük olarak bizler olayları sıcak bir şekilde takip edip sizlere sunuyoruz. Olmadı böyle bir araya geliyoruz. Dersimizi iyi çalışarak sizlere sunuyoruz. Sizlerden tek ricam var. Bizlerin günlük bu canlı yayını yapmasındaki en büyük sebeplerden biri sükunetinizi korumanız. Kesinlikle. Haber kirliliği yapan Aynen. insanlar çok fazla. Rica ediyorum. Herhangi hiçbir panik bir şey yok. Bizler de günlük dışarıdayız işimiz gereği. Şu anda trafik güzel, alışveriş güzel. Her şey güzel. Bağdan her şey güzel. Her şeyi tedarik edebileceğiniz bir sistem var. Avusturya Devleti gerçekten bu konuda güzel bir çalışma yapıyor şu anda. Biliyorsun daha önce de MES'de 850 yataklı ne olur ne olmaz diye bir karantina bölgesi hazır. Bence sınıfı geçti diyorum. En ufak bir gelişme olursa zaten sizlerle biz de bunları paylaşacağız. Allah var, gam yok diyoruz. Tamam. Rabbim yar ve yardımcımız olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.